Dördüncü sınıf insan hakları dersi birinci dönem örnek ikinci yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Kolay bir yazılı sevgili öğrenciler. Öncelikle eşleştirme soruları durdur kendin çöz, daha sonra aldığın puanı bizimle ve diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kelimelerimiz var: kişi dokunulmazlığı, yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, pozitif ayrımcılık, din ve vicdan özgürlüğü. Tatil yeri konusunda ailem düşüncelerime daima önem veriyor sevgili öğrencilerim. Düşünce özgürlüğü. Buraya bizim C'yi getirmemiz gerekiyor. 1'e. 2 numara. Kurban Bayramı'nda erkenden kalkıp camiye namaz kılmaya gideceğiz. Bu da din ve vicdan özgürlüğüdür. Buraya da hemen E'yi yazalım. Caddede trafik kazasında yaşlı bir dede hayatını kaybetti. Yaşam hakkı elinden alındı. Buraya da B harfini hemen yazıyoruz. Engellilere, hamilelere, çocuklara, yaşlara ekstra haklar verilmelidir. Çocuklar, bu hani normalde işte herkes eşittir diyor da, bunlara bir pozitif ayrımcılık. Hani ayrımcılık yapacağız ama bu olumlu yönde bir ayrımcılık olması gerekiyor. Çünkü onlar engellidir, hamiledir ya da çocuktur. Dolayısıyla bunlara da biz pozitif ayrımcılık dememiz gerekiyor. D harfini de buraya getirdik. Ablasından dayak yediği için çocuğun gözü şişmiş. Kişi dokunulmazdı. Buraya da A yaptık. Yaptığın her doğru cevabı 4 puanla hesaplayabilirsin. Yazılımızın B bölümü, doğru yanlış ifadeleri, yaptığın her doğruyu 4 puanla hesaplayabilirsin. Toplamda 10 tane. Sınıfta okuma parçasını hep aynı kişilerin okuması eşitliğe uygun, adil bir davranış olmaz. Yani eşit ise herkesin belli bir hakkı olması gerekiyor. Yanlış bir davranıştır. Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Doğrudur sevgili öğrenciler. 3 numara. Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Yaşama hakkı. Biri senin yaşamanın hakkını eğer ihlal ederse o hakkı, orada anayasal olarak suçların cezası var. Ya da kimse senin elinden eğitim, sağlık hakkını ihlal edemez sevgili öğrencim. Onlar anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Doğru bir bilgi. İnsanların sadece kendisine karşı değil, çevresine karşı, insanlara, diğer canlılara, kültürel miraslara, ailesine karşı, okuluna karşı sorumlulukları vardır. Sadece kendisine dersen yanlış cevap vermiş olursun. Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edemezsin. Edebiliriz diyor bak. Kendi mutluluğun için başkasını yarala, öldür, hırsızlık yap vesaire. Böyle bir şey olamaz. Edebiliriz diyorsa maalesef yanlış bir bilgi olur. 6 numaralı sorumuz. Derste herkesin söz hakkı vardır ve eşitlik herkese söz hakkı vermekle sağlanabilir. Doğru bilgi. Sorunların çözümünde şiddete başvurmadan konuşarak sakince davranmak gerekiyor. Tabi anlaşma ve uzlaşı yollarına bakmamız gerekiyor. Doğru bilgidir. Çocukların oyun oynaması hakkı ve özgürlüğüdür. Yasaklayamazsın. Doğru bilgi. 18 yaşından itibaren gençler oy kullanma hakkını kazanmıştır. Doğru bilgi. İnsanlar düşüncelerinde özgür olmalıdır. Doğru bir bilgi. Ve yazılımızın C bölümünde aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun olan kavramları yazalım diyor bize. Bakalım hemen. Öğretmenin öğrencileri zengin fakir diye ayırmadan eğitim vermesi, bu eşitlikle ilgilidir sevgili öğrencim. Eşitliği buraya getirdim. 2. Büşra'nın İngilizce ödevini yapıp okula gelmesi, bu da Büşra'nın sorumlu bir davranıştır. Sorumlulukla ilgilidir. Mina'nın hafta sonu park yerine sahile gitmeyi tercih etmesi kendi iradesine kalmış, kendi özgür iradesine kalmış, özgürlükle ilgilidir bu da. Maden işçilerin ay sonunda hakkı olan maaşlarını alması burada hakla ilgili bir durumdur. Bir diğeri, köylülerin birleşerek köy sağlık ocağını boyamaları, bunlar işbirliği, dayanışmayla ilgili bir tanımdan, örnekten bahsedilmiş. Buraya da dayanışma kelimesini getirdik. Yaptığın her doğruyu da 2 puan olarak hesaplamada yapabilirsin. Ve çoktan seçmeli test sorularımız, her birinin puan değeri 5'tir. Toplamda 6 tane. 70 puanı geride bıraktık. Sıra geldi bunlara. Birinci sorumuz. Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir? Özel yaşamın gizliliği. Onda özel işleri vardır, anlatımları vardır sevgili öğrenci. Sen onu okuyamazsın. Onu sen değil, işte annesi, babası, öğretmeni dahil kimse okuyamaz. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz. İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter? Çocuklar, insanın temel hakkının kullanılması
Doğumda başlar. Ne zaman biter? İnsan hayatta yokken biter. Yani öldüğü zaman. Doğumdan ölüme kadar. Doğru cevabım C seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırıdır? Çocukların belli aralıklarla aşılanması. Hayır. Çocukların sağlık giderlerinin giderilmesi gerekiyor. Sağlık sorunlarının giderilmesi gerekiyor. İlk öğretimin çocuklar için zorunlu olması. Çocuk haklarına aykırı değil çocuklar. Çocukların eğitim hakkını sen veriyorsun. Bu aykırı olamaz tabii ki. Aile bütçesine katkı için çocukların çalıştırılması. İşte sana doğru cevap. Yanlış olan ifade. Kimsesiz çocukların devlet korumasına alınması çocuk haklarına aykırı değildir. Doğru cevabım. Hiç kimse zorla da olsa çalıştırılamaz. Bunun anayasada suçu var sevgili öğrencilerim. Annen baban istese de sen çalışamazsın. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranış olarak gösterilemez? Hasta olan arkadaşımızın hastaneye götürülmesini sağlamak gösterilir. A'ya dedik. Anlaşmazlığa düştüğümüz kişiyle konuşarak çok güzel bir şey. Sorunu çözmeye çalışmak olur tabii ki. Sınıf arkadaşımızın çantasını ve özel eşyalarını karıştırmamak. Tabii ki C seçeneği dedim. Derste bir kişi konuşurken söze girmek. Ya da öğretmenin sözünü kesmek. Aynı şey. Bu da temel hakların kullanılmasına uygun bir davranış değildir. Cevabım D seçeneği. Ve bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve özgürlüğümüzdür? Şimdi seçme seçilme hakkı, eğitim hakkı, özel hayatın gizliliği, sağlık hakkı, düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı, din ve vicdan hakkı, özgürlüğünü ifade etme. Çocuklar bunlar hepsi hayatta yokken hiçbir anlamı olmaz. Yani bunların en önemlisi, en temeli yaşam hakkıdır. Doğru cevabım B seçeneği. 6 numaralı son sorumuz test soruları 5'er puandı. Atalarımız Kurtuluş Savaşı'nda düşmanlarla neden savaştı? Bizim atalarımız para için savaşmazlar sevgili arkadaşlar. Bizim atalarımız vatan için, bayrak için, toprağımız için savaşırlar. Gururu, haysiyeti, şerefi, onuru için savaşırlar sevgili öğrenci. Kesinlikle gidip bir yeri keyfi olarak ele geçirmezler. Gidip ele geçirdiği yerlerde işkence yapmazlar. Özgür bırakırlar oradaki insanları. Onların dinine diline karışmazlar sevgili öğrencim. Dinlenmek için atalarımız savaşmaz. Haberleşmek için niye savaşsın? Biz eğer Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasaydık başka bir devletin boyunduruğu altında olacaktık. Bizler özgürlüğümüzü kazanmak için Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı savaştık. Özgürlük hakkı için. Doğru cevabım C seçeneğidir.